Sandıklar adeta patlayacak. Kıymetli misafirlerimiz, çok değerli Karasular. 5 yıl boyunca Karasu Belediye Başkanlığı yapan, oylarını kendisine emanet ettiğiniz ve yine Karasu Belediye Başkan adayı Adalet ve Kalkınma Partimizin çok değerli Mehmet İspiroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Bizlerin Kızılırmak Ceyhan'ın da kardeşi oldu. Saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli belediye başkanı arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Bildiğiniz gibi 5 yıl önce yine sizlerin huzurundaydık. Ben şahsen 1984 yılından beri Karasu ve köylerine bizzat hizmet ediyorum. Bugün de yeni hizmetlere talip olmak için karşınızdayım. Adaylık sürecinde bildiğiniz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 12 tane belediye başkan adayımız, adayımız, arkadaşlarımız müracaat ettik. Genel merkezin takdiri doğrultusunda bizler bugün aday olarak karşınızdayız. Diğer adayı arkadaşlarımız, çok sevdiğim, çok değerli, benim için gerçekten çok kaliteli insanlar. Ben kendilerini burada görmek istiyorum. Bundan sonra yanımızda görmek istiyorum. Hepsini çok çok seviyorum. Sevgili Karasullar, beni yakinen tanıyorsunuz. 5 yıldır size belediye başkanı olarak hizmet ediyorum. Belediyemize gelip de siyasi görüşünden dolayı benim işim yapılmadı diyen varsa bugün gelsin burada benim yakama yapışsın. Kim olursa olsun, dili, dini, ırkı, cinsiyeti, siyasi görüşü ne olursa olsun, Karasu Belediyesi'nde herkesin işi görülmüştür. Çok çok kısıtlı imkanlar içerisinde 5 yılda ne yaptık? Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız bugünden beri burada, bizi çok yordu kendisi, Allah nazardan saklasın. 55 gün daha koşacak. Bir pis su arıtma tesisinin temeli atılmak üzere 150 trilyon borcumuz büyükşehirimize devroluyor. Bunun dışında kendi imkanlarımızla yaptıklarımız. 15 kilometrelik yeni bir su ihsalatı yaptık. Bugün yarın devreye giriyor. Küçük Karasu köyünde bir terfi istasyonu yapılıyor. Ondan sonra bu su ihsalatımızdan su içeceğiz. Eski su ihsalatımız nerede kaldı? Yeni yapılan duble yolun altında kaldı. Herhangi bir arıza olsa bunu yapabilecek miydik? Yapamayacaktık. İSKİ'nin güzergahından kamulaştırma bedeli ödemeden gelerek bu ihsalatını bitirdik. Ne yaptık? 25 yıldır Karasu'nun ciğerine saplanmış hançer gibi duran yeraltı çarşısından bir kent park yaptık. Kültür Park bu ay sonu itibariyle, kaymakamlık binasının yanındaki Kültür Park bu ay sonu itibariyle sizlerin hizmetinde. Bildiğiniz gibi bir doğalgaz çalışmamız oldu. 50 yıldır yapılan yollarımız tahrip oldu. Ama sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkılarıyla yamalarımız yapılıyor. Su şebekesi geçecek, şehir içi su şebekemiz geçecek. Yaklaşık 350 kilometre. Bu da son artışlarla beraber 20 trilyon. Bu da sevgili başkanımıza tabii. MOBES'le çalışmamız, altyapısı bitti. Altyapısını Karasu Belediyesi yapıyor. Üst yapıyı da özel idare yapıyor. Burada da emeği geçen il genel meclis üyelerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.
Bildiğiniz gibi büyük şehir oluyoruz 30 Mart itibariyle. 30 Mart'tan sonra bazı hizmetler büyük şehire geçecek. Kanal, su, park, bahçe, mezarlık gibi hizmetlerimizi bundan sonra büyük şehrimiz yapacak. Şimdi gelelim 30 Mart'a. 30 Mart Türk milleti için çok önemli bir süreç, biliyorsunuz arkadaşlar. İçeriden ve dışarıdan dış mihraklı ve iç mihraklı düşmanlarımız Sayın Başbakanımıza ve ülkemize saldırıyor. 17 Mart, 17 Aralık ve 25 Aralık'ı hatırlıyorsunuz. Ne oldu? Ülkemizde birden döviz mark yükseldi. Birden Türk şirketlerinin değerleri düştü. Her birimizin cebinden 1 milyara yakın bir para çıktı. Bugün belki hissetmiyorsunuz ama gelecek günlerde bunu hepimiz hissedeceğiz. 30 Mart'ta ne yapmamız lazım? Sayın Başbakanımıza Türk milleti arkandadır dedirtmemiz için, Türk milleti sana destek veriyor dedirtmemiz için, yabancı güçlere bunu hissettirmemiz için 30 Aralık'ta büyük bir güçle Başbakanımıza destek vermemiz gerekiyor. Bu Ankara'daki gücümüz, Sakarya'da da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayımıza güç vermemiz gerekiyor. Tabii geldik Karasu'ya. Karasu'da da ben sizin evladınızım. İçinizden biriyim. Bugüne kadar bir vatandaş çıkıp derse Sayın İspiroğlu, sen bana bağırarak konuştun. Huzurlarınızda burada kendisinden özür dilemezsem namerdim. Sevgili arkadaşlar, ülkemiz gerçekten bir zor süreç geçiriyor. Bu zor süreçte hepinizden bir oy değil, ben sizin yarım oyunuza bile talibim. Buradan hepinizden oylarınızı istemiyorum. Ben sizin oyunuzu dileniyorum. Kapınıza gelmiş bir dilenciye bir oy vermez misiniz? Sevgili Karasulular, ben tabii ki daha çok konuşmak isterdim ama Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla sabahtan beri koşturuyoruz. Kendisi de istirahate ihtiyacı var, daha da pazarına gidecek. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. Gelecek günler bizimdir diyorum. Allah'a emanet olun. Karasu Belediye Başkanımız, Karasu Belediye Başkanı adayımız Sayın Mehmet İspiroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Regaip Çelik kendisine bir çiçek takdim edecek. Sayın Başkanımızı davet ediyoruz. Buyurun lütfen.